Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasayı Sun'un 42. bölümüne hoş geldiniz. Bu arada bir şey karar verdim. Bu bölümden sonra bir adet word save alacaksınız. Yani bu bölümde. Evet. Bu kararın ardından yaptığım birkaç değişikliğe değineyim. Şu arkadaşı üste taşıdım. Aa, bu arada söylemeyi unuttum. Önceki bölümde mikrofon takılı değilmiş. O yüzden ses çıkmadı. Ama bunun farkındasınız çünkü önceki bölümde sesimi duymadınız. Neyse, önceki bölümde yaptığım şeylere bir değinelim. İlk olarak zaten gördüğünüz gibi şunu ve şunları yapmıştım. Sonucu olarak şuradaydı galiba. Bunlar ortaya çıktı. Diğer bir yandan yaptığım başka bir şey de tabii yanlış yöne gidiyorum ben yine. Bu arkadaştı. Arkasında redstone var. Tabii bunu önceki bölümde bir altta yapmıştım fakat çalışmıyordu o durumda. Ben onu bir üste taşıdım. Bunun olayı şu. Bildiğiniz gibi ya da bilmediğiniz gibi arılar direkt yukarıya bakmak ister. Üstlerinde şeffaf bir nesne olabilir fakat tahta şeffaf bir nesne değil. Evet, bunu açtığımız takdirde Railcraft üzerinden bir wireless redstone yapıyorum. Üstleri kapanıyor ve bu arılar çalışmıyor. Bunları kapatmanın sebebi ise bunlar çalışırken yanlarında durursanız eğer 30 saniyelik zehir pek hoş bir şey değil. Gördüğünüz gibi. Fakat bunu kapattığım anda çalışmaya başlıyorlar. Hatta bir bakalım, gördüğünüz gibi. Ah. Ve bahsettiğim 30 saniyelik zehir aynen buydu. Evet. Bunun yanı sıra bölüm arası yaptığım önemli bir şey var. Hatta bayağı önemli bir şey. Ouch, 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 ouch. Tamamdır. Universal Macerator craft ettim. Yanlış tuşa bastım. Craft edilişi bu. Bildiğiniz tipik bir high voltage makinesi gibi. Ve bu. 4 tane craft ettim. Bu sayede tabii bunlar high voltage olduğu için öncekilerden 4 kat hızlılar. 2 tane koydum. Yani 2 tanesi madenleri işliyor. 2 tanesi ise eski dustları işliyor. Ore washing plantleri de buraya taşıdım. Tabii yetmedikleri için bunları advance'e, centrifuge'leri de advance'e upgrade ettim. Ha, gene tam yok. Gerçi yetiyor olabilirler. Çünkü şöyle bir durum var. Bayağı bir süre bunlar diğerleri advance olmadan çalıştığı için güzel bir birikme oldu bir taraflarda. Ve şöyle bir arkadaşımız var. Chest buffer. Ve packager. Packager'ı değineyim. Bunu normalde kamera karşısında yapmak istiyordum fakat hani şunlarla başa çıkmak imkansız hale gelmişti. Bunun yapılışını gösterelim tabii. Yanlış tuşa basıyorum yine. Bu şekilde yapılıyor. Enerjiyi buna veriyorum sadece. Bu şuna tıkladığım için enerjisini buna da veriyor. Bu sadece 4 EU kullanıyor. Ve şu şematik nasıl da yapıyor diye soracak olursanız 4 tane good electronic circuit ve 2 tane stainless steel plate. Evet. Bunun yaptığı şey 9 tane dust'ı alıp 9 tane time dust'ı alıp 1 tane dust'a çevirmek. Bu normalde direkt aldığı gibi çıkış veriyorken elimde bir tane örnek duruyor. Yemek zorundayım. Evet. Tabii enerji almadığı için bunun çıkış yapmayacağını hatırlayın. Eğer enerji alsaydı şu an bu direkt çıkış yapacaktı. Fakat tornadoyla aldığımız takdirde 1, 2, şu tarafa bakın. 4, 5, 6, 7, 8, 9. İçerisinde aynı itemdan 9 tane olmadığı sürece asla çıkış yapmayacak. Demek oluyor bu. Evet. Kendisi böyle bir arkadaşımız.
Bunu ileride kullanacağım çünkü o arkadaş tek başına yetmiyor gördüğünüz gibi. Bu ağzına kadar doldu. Titan Justice'e geçtiğimde ona da değineceğim. Ayrıca bunları upgrade etmem bir şey fark etmeme sebep oldu. Enerji sistemim yeterli değil. Ve üst katı artık bir amaç için kullanmaya karar verdim. Bunlar dizel jeneratörler. Arkasında inventory cable'lar var. Bunlar ise Industrial Craft'ın Transformer'ları. Tabii inebilirsem eğer. Teşekkürler. Şuna da birazdan değineceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aslında şu kalsın. Bunları böyle yerleştiriyoruz. Ardından yapmamız gereken şey Great Mechanism'de de olduğu gibi şu köşeye tıklayarak tam ters yöne çevirmek. Bu sayede Gregtech enerjisini IC2 enerjisine çevirmiş oluyoruz. Bildiğiniz gibi tam olarak aynı değiller. Evet. Ve bunu da çevirdiğimize göre şurada bu kablolarımız vardı. Bu kabloları nasıl yapıyoruz diye soracak olursanız ben göstereyim. Wire ile direkt plate atın. Wire ile plate attığınız takdirde size bu kablodan veriyor. IC2 kablolarının ufak bir avantajı var. Amper gibi bir durum söz konusu değil bizde burada. Evet. Ve şu üstten de bağlayalım. Ayrıca kayıp gibi bir durum da söz konusu değil. O yüzden IC2'yu depo için olarak kullanıyorum. Benden beklenmeyecek bir şey. Ve MFSU. MFSU, IC2'nun en büyük enerji depolama zımbırtısı diyelim. Seni şöyle koyalım ve tabii ki de ters çevirelim. Evet, hoş geldin. Ve beraberinde yapmamız gereken önemli bir şey daha var. Tek bir zımbırtı olacak bunda. Bu da tank. Down. Blacklist all. Bunda tek bir. Bu olacak sadece. Bundan. Dizel jeneratör. Select all. Tabii ki de bunu seçmemiz lazım. Ve 1.000. Bu şekilde yerleşecek. Üstünü açtım çünkü bu yukarı doğru gidecek. Yana da gelecekler biraz. Ve şuradan bir adet çıkışımız var. Oraya ikinci bir MFSU daha koyacağım. Fakat şu an için birincisi tam randımanlı kullanılıyor zaten. Tam yarı randımanlı kullanılıyor pardon. Çünkü dizel jeneratörlerimiz şu an 1024 ilgi üretebiliyor toplamda. Onları bir ileride Advance'e upgrade edebilirim muhtemelen. Şimdi yapmam gereken diğer bir şey şu high voltage cable'lar. Evet. High voltage cable'lar gelin. Neticede MFSU var yukarıda. Aslında MFE mi yapsaydım? Da hani 2048 EU kullanan şeyler çalıştırıyorum. Evet. Enerjiyi bu şekilde dağıtacağız.
enerji dağıtım hattımız tam olarak böyle bir şey olacak. Şunları da yine bir düzen getirilecek tabii ki de. Evet, basitçe enerji hattımız bu. Ve bunu çalıştırmaya başlayalım. MFSU'muz dolsun. Tabii ki de bunlar bu coşacak. Şunlar falan filan. Çünkü taşıyamayacak. Şu an santrifüjlerimiz çalışıyor sadece. Ve sunumlarımızı işliyor. Biraz madene çıkmıştım bölüm arası. Biraz değil, bayağı bir. Redstone, lapis ve quartz için. Hatta o esnada öldüm. Şu ve şunu kaybettim. Onları yeniledim. O esnada bir şey yapmak istiyorum. Tamamen görsellik için bir şey. Ups. Şanssız bu sefer. Evet. Nereye koymuştum ben onu? Ha. Değilmiş. Evet, sinyalleri bir ara güzelce bir kurcalamak gerek. Buna bağlarsak ne oluyor? Evet, yine bir halt olduğu yok. Crowbar geldi. Tamam, yanlış şey yapmışız. Dert değil. O zaman ne yapıyoruz? Tamam, gene. Ben şöyle alayım direkt. Bu yeter diye düşünüyorum. Stikler. Evet. Sonrası Gold, Redstone, Lapis, Slime. Gold, Redstone, Lapis. 1 mi 2 mi? Slime ball. Evet. Bu Ravecraft'ın bu resipilerini hatırlayabilen adama adam denir. Yani kimse hatırlayamıyor adam gibi. Muhtemelen Cover Jack Vart'ın kendisi bile hatırlayamıyordur. O yüzden hadi bakalım. Pek umduğumuz gibi çalışmadı. Yapmaya çalıştığım nedir diye soracak olursanız eğer...
Olmuyor. Tamamdır. Bayağı bir dörtledik şu an. Ben bunlar üzerine bir test yapayım. Bir tanesi sinyali uzatıyordu. Sequencer, kapasitör, evet. Hangisi uzatıyordu sinyali? Daha sonra kopyalıyordu. Ben bir test dünyasına bakıp geliyorum hemen. Evet, geri geldim. Bir şey bulamadım desem yeridir. Belki de ben yanlış hatırlıyorumdur sistemi. Ama bulamadım. Bölüm arası biraz incelerim o zaman. Yaptığımız bu iki zımbırtıyla baş başa kaldık o zaman. Peki, kaldığımız yerden devam edelim. Sen de buraya git. Bizim ne yapmamız gerekiyordu? Yeni enerji hattımızı taşımamız gerekiyordu. Şimdi bunun için bize gereken başka bir şey daha var. O da ne? Tabii şuraya bir adam akıllı düzen getireceğim. Şimdi değil. Bir yere. Evet. Yapmamız gereken neydi? Transformer'lar. Bundan da yapmamız gerekiyor. Zaten ilk bundan yapmamız gerekiyor. Çünkü bunu yapamıyoruz. Bir sen dur. Evet, bunu yapabiliyoruz, pardon. Ama zaten bunu yapmamız gerekiyor her türlü. Peki. Nasıl yapacağız? Bu böyle böyle. Yani bize iron plate lazım. Iron'ımız da azalmaya başlamış. Sen gel. Sen de gel. Siz buraya geçin, silikonlar. Bu da demek oluyor ki ben bir ara iron arayışına da çıkmalıyım. Tabii ilk önce ben bir kabloyu döşeyeceğim. Buradan döşüyorduk. Çatıda yürümemi... Ay yok. Bu patlar. Çok yanlış bir kabloyu döşedim. Evet. Burası değilmiş, burasıymış. Aynı şekilde burada da burası değil burası. Şeklinde tabii. Buradan petrol hattı geçiyor şu an. Onu değiştireceğiz. Bu kablo bayağı bir yere uzanacak. Bu kablolar. Diyelim daha doğrusu. Tamam, şimdi ne yapıyoruz? Aslında aklıma yok, bu iyi. Biraz çirkin olacak diğer türlü de. Üstten dolaştırayım. Evet, bu iyi. Tamamdır. MFSU'muz ne durumda? Doluyor. Ve bize şu an Transformer lazım.
Transformers olsaydı güzel olabilirdi ama dünya bir Optimus Prime'a hazır değil burada. Evet, bu iğrenç espriyi yapmak zorundaydım. Beni affedin. Bu da affetmeyin, size kalmış. Ve ben gene ranch'ı düşürdüm. Yay. Evet. Gel bakalım. Teşekkürler. Enemy Transformer. Ve beraberinde bizim başka ne ihtiyacımız var? Advanced Re-Battery. Bunun için bronze casing, sülfür ve led dust. Copper cup. Tamam. Sıkıntı yok. Bir tanesi var burada. Onu boşver. Bu çok daha verimli olur. Evet. Gel. Gel. Ardından başka ne lazım senin için? Sülfür ve led. Led için iki tane led alıyoruz ve buraya koyuyoruz. Sülfür için de iki tane sülfür alıyoruz ve alıyoruz. Kapı kablo için de yine dört tane kapı kabloyu alıyoruz. Ve şöyle kaplıyoruz. Tamamdır. Ve bununla beraber sülfür led, iki kapır kablo ve şu zımbırtılar. Advanced Re-Battery. Evet, circuitimiz var mı? Circuitimiz yok. Ha, şurada dört tane good circuit kalmış, onları kullanabilirim. Ya da boşuna mı harcamış olurum. Ha, boşver. Gold kablo da lazım tabii ki de. Gold kabloyu ben neden yapmadım bölüm arası? Çünkü başka şeylerle meşgulüm. Evet. Gold kablomuzu bekliyoruz o esnada. Omuz gereken diğer transformerlar ne? Bundan bir tane yapmamız gerekecek. Evet. 4 amper çıkışı veriyor bu arada. Gold kablo ve alüminyum kablo. Yani bunun gold kablosundan da lazım. Bir saniye. Bu zaten... Evet. 4 tane ihtiyacımız yokmuş. Neyse, siz köşede bulunun. Ardından siz de gold kabloya dönüşün. Tabii ki de bu 2 kat istiyor. Ve bu bunu yapmamakta ısrarcı mı? Ne eksik? IC2 USB'si ne bekliyorsunuz zaten? Mutlaka bir şey. Nerede kafası karışmıştır. Evet. Insulated gold cable. Evet. Insulated gold cable. İlla normal circuit mi istiyorsun sen? O zaman normal circuit ayarlayalım sana. Evet, basic circuit board ve not cheap. Tamam, basic circuit board yapmamız lazım sadece. Bunun için de
iki tane basic circuit board yap bana. Play banding. Sonra tekrar play banding. Ve sonra bu arkadaşlar. Şimdiden çalışmaya başlayayım. Evet. Bu da olmak üzere. Gel bakalım. Şurada mod chiplerimiz vardı zaten. Teşekkürler. Evet. En sonunda algılamaya karar verdi. Evet. Ve yapmamız gereken diğer bir arkadaş da... Siz neredesiniz? Ha, burada. Sizleri tabii rubber sheet'le kaplayacağız. Gördüğünüz gibi bunlar bağlanmıyor. Tabii bağlayamadım bile. Bağlanmıyor bırak. Evet. Bunları bağlamanın yolu. Bir tane daha transformer. Evet şimdi gold ve alüminyum. Alüminyum kabloya da ihtiyacım olacak. Bir tane sadece. Ve şurada buzıntıları yapmıştım. Evet, zımbırtılar gelin. Evet, ve bu neden olmuyor? Çünkü yanlış machine hood'u kullandım, değil mi? Evet. High voltage machine hood. Tamam, dert değil. Yanlış zımbırtıya gitti gene. Hayır. Gecenin ikisinde video çekince böyle şeyler oluyor. Öyle bir durumda şunları bekleyelim. Şu mod chiplerini de yerine atayım ben. Şu gold cable'lar da şuraya gitsin. Tin cable'lar da şuraya gitsin. Onlarla şimdilik işim yok. Kaldron sen git. Burası biraz uğraşmıştım kaldronla. Tamam. Evet. Gelin bakalım. Şu merkezi enerji hattını yaptıktan sonra AE'ye geçeceğim bu arada. Tabii bir set daha alüminyum kabloya ihtiyacım olacak. Bunu unuttum. Ve alüminyumu atamadım içeri. Alüminyum istemiyordun değil mi sen? Evet, gold istiyordun. Onu... o zaman alüminyum kabloyu demin boşu boşuna yaptım tekrar. Bir tanesi oldu. Wrench nerede? Evet. Tabii şöyle bir durum var. Şu an buradan bir... şuraya bir açıklık getirelim. Bu arada yağmur yağıyor gözüküyor fakat aslında yağmıyor. Hatta onu belirtmek için ufak bir... Şöyle bir şey yapacağım. Miscraft'ın... Tabii ortada spawnlanınca böyle uçmak ilginç oluyor. Miscraft'ın ilginç bir bug'ı bu. Bu arada. Evet. 2048 EU. Bakalım burası. Bir tane kabloya tam fedakarlık etmek istiyorum şimdi. Neden diye soracak olursunuz eğer.
Size basit bir şey göstermek için. Evet, gördüğünüz gibi kablo yandı anında. Çünkü bunların amperajı yüksek. Evet. Bu 2048 EU şu an. Bize bunu 512'ye çevirecek bir şey lazım. Onun için de yine bir stainless steel machine hall. Bir saniye. Şu an emin olamadığım ufak bir detay var. Bunun çıkışı ne? Hemen geliyorum. Evet, geri geldim ve bu 512 EU çıkışı yapıyormuş. Tamam. Bunu kesin işledik. Kesin bilgidir, yayın. Evet. Şimdi denememize gerek kalmadı onu. O zaman medium voltage transformer. Copper kablo, gold kablo. Copper kablomuz var mı? Olması lazım buralarda bir yerde. Ama yok. Şurada olması lazım. Evet, burada var. Copper kablo, gold kabloyu yapacağız. Gene. Merhaba minecart. Sonki en iyi kaldıran 4 elektron 4 silver 2 blue alloy 2 evet silver kablo kullanacağız. Biraz silver kablo yapalım. Teşekkürler. Tabii seni bu şekilde kullanmak manyaklık olur. Bu arada benim bir tane daha gold kabloya ihtiyacım var. Evet, transformerlarımıza tekrar bakalım. Sen ne istiyordun? Medium voltage. Yani alüminyum plate'imiz var mı herhangi bir yerde? Hayır, yok. Yani kısacası alüminyum plate'imiz de yapacağız. Evet. Gold kablo gel. Aslında burada ufak bir detayı yapabiliriz. O da zaten kalkacak bir grup. Hayır, bunu yapmayacaktım. Evet, bunu şimdi yapalım. Evet. Advanced wire beam. Gel. Sen gelme. Sen de gelme. Sen de gelme. Sen gel. Sen gel. Sen gelme.
Evet. Şimdi böyle bir manzara. Ve karşıyayız. Şu arkadaşı devre dışı bırakabiliriz. Seni de devre dışı bırakabiliriz. Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Tabii böyle bir şey yapmadan önce şunları bırakmam lazım. Yoksa baştan aşağı adres verdim için. Tamamdır. Bunlara copper kablo bağlanacak ama enhanced copper kablo. Ardından hatta enhanced copper kablomuz var mı? Evet var. Ama iki tane. Ve bu ampere güvenmiyorum. Doğal olarak. Transformer'ımızı daha yapmamıştık. Şunları bekliyorduk. Tamamdır, gelin. Wrench. Gel. Uzun bir bölüm oluyor biliyorum. Farkındayım. Ama önemli bir şey ve bundan sonra work save vereceğim. O kadar istiyordunuz. Kapı kablo. Ve gold kablo. Tabii unutulan başka bir detay daha. Bu. O zaman buna iki tane daha kapı kablo lazım. Medium voltage machine hall. Ardından bir şey yapacağım. Silver kablo sen buraya gel. Wrench sen böyle gel. Sen de şöyle gel. Evet. Dua edin de bir şeyler patlamasın. Bir şeyler patlarsa güzel olmaz. Sen de şuraya dön. Ardından enhanced copper'larımız gelsin. Burada bunlara dönüşsün mü? Hatta size de ufak bir hediye vereyim. Sana da. Evet. Makinelerin her birinin içine birer pil koyacağım bundan sonra. Yani kendi öz enerjileri olsun diye. Seni önden bağlayamıyoruz. Evet, patlamadı tam. Patlamadıysa güzeldir. Şimdi azıcık geri çekilelim ve çalışmadı. Hah, çalıştı. Evet, sorunsuz çalışıyor şimdi.
Evet. Annealed copper kablolarımız da bu şekilde. Tamam. Şu arkadaşları ayırmamız lazım. Ya bunun anlamı şuraya gelip ben müdahale edeceğim. Voilà. Bir an kazara patlatacağım zannettim. Tamam, bu üç makine şu an bu hatta bağlı olarak çalışıyor. Polarizer'ımız, panic machine'imiz ve wireman'imiz. Eskilerini buraya atalım. Diesel generator, basic diesel generator. Siz gidin bir... Azıcık inventory'yi rahatlatalım. Sonra ben diğer advanced makinelerime bir bakayım. Basic, basic, advanced assembly machine 2. Basic extractor, basic operation plant, basic polarizer, basic kesin, basic arc furnace. Evet. Buraya koyduğum var mı? Yok. Ve sizlere voila, voila ve voila. Neticede bunun kaç amper olduğunu, 4 amper çıkışı verdiğini hesaba katarsak. Evet. Ve bölüm de böyle bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Kötü köftenin günler, iyi eğlenceler.